Assalamualaikum, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Yeni bir video karşınızdayız. Evet, NSVK kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi baktınız ya, ben ne var bunu araba. Bu bak, biliyor musun? İlk defa ben Türkiye'ye geldiğimde inlara böyle sokakta yürüyor böyle ben şaşırdım. Ne yaparlar onlar ya? Sonra bir kere annemle de öyle yaptı. Nereye gideceksiniz? Biz pazara gideceğiz. O yüzden şimdi biz de pazara gideceğiz. Ben çok seviyorum böyle. Halk pazar. Böyle insan böyle tazeleri çok sevdim ben. Biz mi? Hı. Poşet. Böyle araba yok mu sizde? Yok. E tamam, götürelim oraya be ya. Yok be ya. ama hakikaten güzel ya. Ben çok sevdim pazar. Halk pazar böyle en seviyorum hakikaten. Ya markette var ama halk böyle daha taze. Güzel yani. Dekip ne demek? Güzel. Güzel. Şimdi biliyor musunuz? Biz 500 lira pazar alışverişi yapacağız. Çünkü iki aile var ya burada. Biz bir de annem ve babam takımımızı gidecek. Enes para çıkacak, sonra pazara gideceğiz, tamam mı? 500 TL bakalım, ne alacağız ne alamayacağız. Ya da belki de az harcayabiliriz. Bence o kadar tutmaz ya. 500 TL çok aşırı pahalı ki. Çok evet. Çok para yani. Yok bebeğim, ama mesela et 10 kilo alamaz ki, 10 kilo et burada. Ya, pazarda et mi alır? Var mı et Allah burada? Allah, pazarda da olmaz et. Et yok değil mi? Yok. Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim bakalım. Türk hanımları gibi yürü ha. Pazar arabasıyla. Hayda. Biz yürümeyeceksin bebeğim. Biraz uzak ya, o yüzden. Gelişe kadar babamın arabasıyla gideceğiz. Bizim araba yok ya şimdilik. Ha, evet. Koyalım böyle. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Hadi gidelim. Erzurum'a gider. Gel gidelim hadi. Tamam. Oo, nasıl bakı gördün mü araba bebeğim? Farklı tabii canım. Yüksek ama değil mi? Babamın arabasını eski hep kullanıyordum ya yazları. Evet. Şimdi biraz farklı geldi uzun süre evet. Kullanmayınca. Aa, bana da yüksek geldi. Ne güzeldi. Sen yüksek seviyor musun böyle? Evet. Yani normalde korkuyorum da neyse. Evet. Tamam, ben gidiyorum. 500 lira çekeyim geleyim. Tamam. Bir de maske bulamadım evde, alayım geleyim. Tamam. Maske aldın mı? Evet, maske de aldım. Para çektin mi? Para da çektim. Arkadaşlar, Enes para çekti. Şimdi artık alışveriş hazır. Hadi gidelim. Biz pazara geldik. Hadi içeri gidelim. Çok heyecanlıyım. Tamam, hadi bakalım. Maskeni de çek yukarı. Evet. Hadi bakalım. Ay çok zor. Sen şimdi plan yaptın mı? Önce ne alacağız, neler alacağız? Önce en ağırları. En ağırları önce? Evet. Hayır, olur mu? Onlar en son. Ama en azı da koymak için. Ha, en dayanıklıları aşağı evet. Koyacağız, öyle söyle. Şimdi mesela karpuzu şimdi alırsak sürekli gezdireceğiz. Olmaz yani öyle. Onları giderken alacağız. Sen ona göre plan yaparsın değil mi? Evet. Alınacak çok şey var. Soğan var. Bak abi, patates vereyim diyor. Soğan var diyor. Patates, domates hepsi var. Çok var. Var mı? Var. Tamam, evde varmış abi. Kırzatmak için evde adam. Çağırırsın zaten. Yemek için ya 1 kilo. Tatlı bu. Tatlı. Ha, bu tatlı mı? Evet. Hangisi acı? Bu acı. Ha, şu diğer acı. Acı mı istersin? Yok. Yok, tatlı olsun ya. Garanti belgesi var burada bak. Nerenin biberleri bunlar? Ben Yenişehir. Evet, Bursa'nın ilçesi oluyor arkadaşlar. Baramanga ya da taksi dokunacak. Güzel değil mi biberler, beğendin mi? Beğendim bu. Biberler böyle parlak ve sert olmalı. Evet, bu salata için çok güzel. Az önce bir yerde limon sorduk. Ancak taneyle satıyorlar değil mi? Evet. Bu da aldatıcı oluyor. Kiloyla satılmıyor. O yüzden kiloyla satılması daha mantıklı. Evet. Bir de küçüktü zaten. Ben dereotu alayım arkadaşlar. Bu dereotu süt için çok iyi arkadaşlar. Çok iyi. Ne kadar olur? 5 lira 1 kilo. Havuç kilosu ne kadar? 5 lira. 1 kilo olsun abi. 1 değil mi? Sen hiç fiyat karşılaştırmıyorsun ki. İlk gördüğün yerden alıyorsun hepsini. Yok bakayım. Sen istemiyor musun anne? Var. Arkada daha çok var. Var tabii. Şimdi bak, kilosu 5 liradan aldık. Bak başka yerde daha ucuza göreceğiz mi acaba? Bak bakalım şimdi. 7 yaptık. Ne kadar? 2. Bu 5 lira, 7 lira toplam. Enes, tamam arkadaşlar, şimdi fasulye alacağım, dedi, meyveler alacağım, başka ne alacağım? Mısır alacağım. Ama mısır sen biliyor musun nasıl seçiyorsun? Gösteririm şimdi tamam, alırken. Limon da alacağım,
karpuz alayım. Hadi gidelim. Şimdi fasulyeyi buldum, taze güzel. Kilosu ne kadar? 5 lira mı? 5 lira. 1,5 lira alalım. 1,5 lira mı? Evet. Olsun da 10 lira mı? 10 lira mı katayım mı? Tamam. Hadi işte belgesel mi çekin? Aynen, pazar belgeseli. Hareket etsin. Çok güzel. Pazarcılarda yöntemdir, anladın mı? Mesela 5 lira mı tutuyor? Abi 7 yapayım. 10 lira mı tutuyor? İşte abi 12 yapayım, tamamlayayım. Yani düze tamamlamaya çalışıyorlar. Daha fazla satmak için, evet, aslında. Evet, biliyorum biliyorum. Endonezya'da öyle mi yoksa? Evet. Aa, her yerde aynı demek ki. Bak İka. İka gel gel. Bak pembe zeytin, gördün mü? Bak bu pancar var. Gördün mü? Yok pancar var. Ooo sen çakmışsın köfteyi ya. He? Bu pancar işte. Pancarla birlikte bekletiyorlar, böyle kırmızı rengini, evet, salıyor. Güzel. Bak şuna bak. Ooo kömür gibi duruyor bak. Evet evet, çok siyah. Neden çok siyah, kumur mu koydun? Neden zeytin siyah biliyor musun? Anlatsana. Ya bekleyince siyahlaşıyor. Daha erken alırsan yeşil oluyor mesela. Aa, öyle mi? Başkalara bakalım. Başka bak bakalım, daha ucuz var mı? Baksana sarı fasulye de var ya. Allah Allah. Fasulye mi abi bu? Tohum, evet, için bu ya. Değil mi? Tohum için mi bu? Bak Enes, burası 3 lira ama taze değil. Bak. Burası 3 lira. Evet, çok iyi durmuyor. Ve aynen. Otikine de güzel, hadi. Tamam. 4 lira ama burası taze. Evet. Salatalıkların çiçekleri üstünde bak. Evet. Bak gel bak. Bak salatalıkların çiçekler üstünde olunca taze oluyor. 5 lira olsun mu? Yok 1 lira ya. 3 lira mı? Evet. Abi, tamam. Bak tekrar 5 lira. Burada da aynı değil mi? Ya, tamam. Bir de bak burada pazarda çok önemli bir mantık var. Eğer birisi mallarını böyle ortaya yaymışsa, böyle derli toplu düzenli değilse, bir iki daha iyidir yani. Bir sahtekarlık yoktur. Yani tabi sahtekarlık var diyemeyiz, illa dizilse de. Özellikle diziliyse arkadan koyuyorlar ya, arkaya koyulanlara çok dikkat edeceksin. Evet, evet. Çünkü arkaya genellikle böyle çürük, hafif, evet, bozuk veya, evet, önde, evet, olduğu gibi olmayanları koyabiliyorlar. Veya, evet, adam güzel koyuyor, bir iki tane arasına sallıyor mesela, evet, kötü. Onlara dikkat etmek lazım. Hadi mısır alalım bebeğim, hadi. Tamam. Bir de sen pazarlık yapmayı öğrendin ya. Pazarlık da yap biraz sonra, tamam mı? Tamam. Heh, hadi bakalım. Pazarlık yapalım ya. Heh, bak abi pazarlık yapmaya hazırmış bak. Evet. Bak gidiyorum 10 tane 10 lira. Ne kadar alacaksın? 5 lira. Daha beş bunlar lira çok şey duruyor ya. Beş çok büyük lira, iri taneli lira duruyor yani. Daha taze. Gel, gel, gel. Daha böyle küçük taneli yok mu abi? Taze bunlar geldi. Bunlar sıcaktan biraz böyle soluklandı ama öğrendim, kendini bulurum. Evet. 10 tane 10. Ne kadar alacağız biz? 8 mi? Bak sorayım. Yani. Ben pazarlık yapayım. Biraz yok yok yok. Biraz daha şey, bu tazelerine bakalım ha, biraz. Başka çok gözüme iyi gelmedi. Hika, o nasıl bir yürüyüş ya öyle? Evet. Sallana sallana. Annem bir de yumurta istiyordu değil mi? Evet. Tamam, çıkışta alırız buradan. En son alırız çünkü kırılır ya. Burası böyle küçük küçük çok güzel ama. Bu daha iyi, daha taze ama bu da fazla küçük ya. Evet. Sanki. Ötekini bakalım. Ha bak burası daha farklı bak. 7 tane 10 lira. Daha pahalı ama. Bunlar daha iyi bak. Evet çok güzel bu. Ha bak buradan alabiliriz. Bak bu 7 tane 10 lira ya. 7 tane 7 lira olur mu? Hadi geçeceğiz, hadi geçeceğiz. Sen de öldürdün ya. 8 tane 10 lira. Sen çok sağlam pazarlık çıktın ya. 7 tane 7 lira olur mu dedi. Neyse abi 8 tane 10 lira yaptı. Ne diyorsun? Tamam bir tane arttırdı işte. Evet. Pazarlık kabul edildi yani. Tamam. Pazarlık sünnet oldu, ikram etti. Tamam o zaman alalım 8 tane. Tamam. Bak görüyor musun ne güzel. Evet. Enes ve İka. Evet. Aynen. 5, 6. Ne güzel görüyor musun? Evet, ne kadar evet, taze. Evet. Tamam bir bunu alalım. Bir de bunu mu alalım? Evet. Tamam. Al, aa ne güzel be. Bak güzel. Peynir alalım gel. Tamam. Kıyamın kolay gelsin. Ezine peynir var mı? Var abi, sert olsun. Ha sert olsun bakalım. Hangisi oluyor kaşarlı? Hangisi? Kilo 10 lira. Ne kadar lazım? 1 kilo mu lazım? Yarım kilo. Tamam yarım kilo kaşarlı alalım. İlk kez duydum ben kaşarlı loru ya. Ben de ilk kez duydum. Allah Allah. Şimdi yeni mi çıktı bu abi? Yok abi. Allah. Ne yapılıyor bu? Börek oluyor, salatalık. Haa, börek şeyin içine, yufkaların içine. Yufka, evet istiyor.
Lazım mı? Lazım. Tamam, bir paket de yüklü alalım. Bak ben pazarlık yaptım, kabul etmediler. Sen yapınca ediyorlar. Evet. Sen daha sıkı pazarlıkçısın. Tamam. Arkadaşlar şimdi yumurta alacağım. Ne kadar? 8,5. Kaç tane var içinde? 15 tane 8,5. 15 tane 8,5. Bunlar 8. Bu en sona doğru ucuzlaya ucuzlaya mı gidiyor abi? Evet. Neden bu farklı? Bu daha büyük, bak baksana. O biraz daha farklı. Daha bak. Büyük, daha ufak. Bu 15 tane 8,5. Bu 15 tane 8. 8. Aa. Bu 15 tane 8 olur mu? Pazarı olmaz. Tamam. Daha küçük var, 30 tane var. Bak 30 tanesi 10 lira. Ucuzeniz. Kırık falan yok değil mi abi içinde? Daha da ufak oldu. Ama küçük küçük yani. Valla bilmiyorum, nasıl istiyorsan onu alalım. Bunu alalım ya, minik minik olsun. Bunu alalım yemeğim. Mesela bu iki paket alsam olur mu? Olmaz. Olmaz, olmaz mı? Uygur da güzel ama bak, aldım taze yapmışlar. Ama büyük büyük lazım da. Ya nasıl istiyorsan ondan al. Yok, büyük al, büyük lazım. Biz, ben kek yapacağım arkadaşlar. Tatlı da yapacağım. İstersen bir bisikleti mi beyim? Tamam, iki tane büyük alacağım. O zaman İka bak, bundan alacağını. O zaman en büyüğünden al, 50 kuruş fark ediyor sadece. Tamam, o zaman o daha iyi. Tamam. Tamam. En ucuzundan en pahalıya doğru gittik bak. Buyurun. Enes, öder misin? Aa bak, arabanın anahtarı da geldi. Onu da sat, yetmezse arabanın üstüne ödersin. Yetmez ki, 2 lira. Aa, arabayı sat, ondan kalanla öde. 2 lira, bozuk var ya. Tamam, 17 tane, 17 lira değil mi? Evet doğru, teşekkür ederim, bereket versin. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Tamam, şimdi sıra geldi karpuz. Bak şimdi bak, karpuz seçeceğim. Bak iyi karpuz nasıl seçilir ben anlatacağım size, tamam mı? Tamam. Ha. Tamam hadi bak, bakalım. Karpuzu böyle. Sena bu iyi galiba ya. Bak iyi karpuz böyle vurduğun zaman. Böyle bak, bunu bana Zafer öğretmişti bu arada. Evet. Yani teşekkür ediyorum buradan Zafer kardeşime, selamlarımı iletiyorum. Evet. Yani Zafer dedi ki, yani bir karpuzu eline aldığın zaman o yere düştüğünde böyle bin parçaya dağılacak şekilde hissetmen lazım. Yani onun öyle bir titremesi olması lazım demişti bana. Anladım. Yani ondan mükemmel bir şekilde karpuz seçmeyi öğrendim yani. Tamam. Bakalım ben de seçmeye çalışacağım. Bebeğim o kadar uzun karpuz var ya. Valla ben bilmiyorum böyle. İlk defa gördüm yani belki bu kadar uzun. Annem bu kadar uzun sevmiyor, bilmiyorum. Bunlara erkek karpuz diyorlar bak. Ha. Uzun sulara, yuvarlaklara da dişi karpuz diyorlar. Hangisi de güzel? Değişiyor, ikisinde de güzeller var. Bak, sesi farklı yani, biliyor musun? Evet. Bak şu güzel. Bu dursun bakalım, daha iyisi bu olabilir. Bu güzel, bak. Evet. Bu güzel arkadaşlar. Tamam, gel o tek tarafa doğru gidelim. Bizi de çek. Tamam. Ha, ablayı da çek. Bak, ha, bak abla beni de çek dedi. Çekiyorum. Niye alma geldiniz abla? Valla bir canım şimdi pazarlık domates. Nasıl pazar fiyatları, iyi mi? Güzel güzel. Güzel mi? Güzel değil mi? Şu an? Aha, beğendim. Evet. Tamam. Hayırlı alışverişler abla. İyi günler. Bak şu güzel, bir de şunun az öncekiyle karşılaştıralım. Oh. Şu muydu? Evet. Ha, bu. Bu daha güzel. Evet. Bak sesi, gel bak. Sesi daha farklı. Ya ben ses değil, titremeye bakıyorum bak, gel bak. Bir kendin farkı gör bak, bir buna vur tamam mı? Bir de buna vur. Bak, titremeyle ilgili farkı hissettin mi? Evet. Hangisi daha çok titriyor? Bu. Bu titriyor değil mi? Evet. Bir de bak, karpuz alırken şu şeye de dikkat edeceğim bak. Sapına da dikkat edeceğim bak, taze görüyor musun? Bazıları çok kuru oluyor. Çok kuru olanlar beklemiş oluyor, içini yiyor yani, kendini yiyor. Ha. Ne kadar abi karpuz kilo burada? Bunun gibi de. 1.25 mi? Tamam, şunu tartalım abi ya. Nasıl sence abi, güzel karpuz seçtik mi? Süper. Destekle şöyle. Hop. İki gün önce bir karpuz aldım. Karpuzun başını kestikten sonra bıçağı sadece 1 santim kestim. 1 santim kesmekle birlikte karpuz böyle bir yarıldı var ya, ta arkaya kadar. Yani ilk kez o kadar öyle bir şey oldu. Nasıl, güzel değil mi abi? Eyvallah. Nerenin karpuz bunlar? Karacabey. Karacabey. Bizim babam memleketi zaten Karacabey ya. Arkadaşlar araba dolu. Şimdi biz bırakalım arabaya. Sonra bebeğelim.
Bir de Enes biliyor musun? Burada araba hepsi iki tekerli var ya. Hı. Dört tekerli varsa o daha rahat be, biliyor musun? Var mı dört tekerli? Bilmiyorum ki, ben görmedim. Bak çünkü böyle yapıyor. Vardır ama illaki vardır. Var, dört daha rahat tekiyor aslında. Vardır, insanlara bakalım böyle illa vardır yani gördüğünüz. Valiz gibi. Eskiden iki tekerli var ya, şimdi dört ya, çok rahat böyle giriyor. Sen daha eskiden nasıldı biliyor musun? He? Böyle fileler vardı, filelerde taşıyorlardı insanlar. Ha. Bez filelerde, aynen. Endonezya'da öyle. Öyle değil mi? Evet. Boş tamam, şey. Hadi gidelim arabaya. Bir de bunu niye anlatıyorsun? Bu tarladayken böyle küçük yavru. Evet. Bu karpuz böyle küçük, tarladayken küçük. Sonra büyüyor. Şuraya görüyor musun? Aradaki farkı. Bu yavru küçük. Bebek. Böyle büyüyor, sonra böyle güzel oluyor. Benim küçükken vardı, dedemin Karacabey'le karpuz tarlası vardı. Bazen çok küçük karpuzları kesiyorduk, ona rağmen çok tatlı oluyordu. Küçük karpuz daha bu kaba kaşı olmadan önce. Ama küçük oldu da tatlı olanlar var değil mi böyle? Var. O konaklıda şimdi konaklı karpuzu, o dediğin tarzdadır. He. Şu şekilde karpuz bekmez gibi. Eyvallah, böyle teşekkür ettik. Allah hayırlı müşteriler versin. Ha, hesaplayalım bakalım. Bu 12 lira. Tamam. Bu kaçtı? 17. Ne yaptı? 29. Peynirler ne kadar? Tuz 3 verdik oraya toplam. 30, yufkalarla birlikte. O zaman 60. 29, 62. 62. Vay vay vay. Türkçe hesaplıyorsun bir de ha. 62. Maşallah. Ya, ya. Fasulye mi? Hı. Fasulye ne kadardı? 5 liraydı galiba kilosu. Yok, 7,5'tu muydu? 7,5 artmaz. 2,60. 70 de. 70. Bu 10. 10. 80. 92. 92. 5 de. 92, 97. Şu kan bukan tuttu evet. Daha. Tamam. O zaman hadi meyve almaya gidelim. Evet, bakalım evet. Onlar ne kadar tutacak. Sen o zaman sordun ya. Çek bekmeyin. Şimdi her zaman bir çekiyor, insanları çekiyorlar ya bu böyle. Tamam. Böyle rahat. Ama şimdi itmek bakalım nasıl. Tamam, doğru. Dene bakalım itmek nasıl. Daha çok az. Daha mı çok kolay? Az. Evet. Ben şimdi itiyorum. O farklı. Zaman bak şöyle bir şey de yapalım İka. Evet. Taze balık görürsek alalım. Bir de dayayalım yanına sarımsağı, limonu. Aa oğlum. Ben sarımsak limon sosu çok severim ya balık. Var mı balık burada? Bakalım şöyle güzel bir çupra varsa balık alırız ya. Balık varsa limon da al, tamam hadi. Ha, limon yok mu evde? Yok. Sarımsak var mı? Var. Yeterli mi? Yeterli. Bebeğim meyve, ben armut çok istiyorum. Ama tamam. Meyve önce meyve alalım, balık çünkü bayatlar. Balık çok hassas bir gıda. Tamam alalım, ne meyve istiyorsun sen şimdi? Armut. Tamam hadi bulalım, bak deve, orada var armut. Deve armut, deve. Tamam mı? Deveci armut yoktur ki, o kışın oluyor. Deveci armutu ne zaman oluyor? Kışın olur abi. Kışın oluyor. Şimdi bunlardan var böyle beğenirsen. Ne kadar bu? 5 lira bu. 5 lira. Ama bu dalında sararmış. Haa. Yani bu zane değil. Başka böyle tur yapalım mı? Geldi geldi. Ne kadar abi armut? 7 lira. 7 lira. 7 lira. Bence öteki daha iyiydi ya. Evet. Limon da lazımdı değil mi bize? Limon. Bir de bak zaten abi demişti, abi gel beni çek, beni çek demişti. Abi limon alalım senden ya. Ben öyle mi abim benim? He, limon alalım. Kilo olarak mı burada? File. 6'ya var, 7'ye var, 5'e var. Sen çok abicim. Bak abi, sen 17'liklerden al. Bunlar en güzeli. Haydi ödürler. O iyi bak işte abi. Kilo olarak satılmıyor mu abi ya? Yok. Yarım kiloya mı denk geliyor? Ne kadar denk geliyor? Yarım kilo biraz da fazla geliyor. Geçen ay en fazla zamlanan ürün limon olmuş galiba değil mi abi genel olarak? Aynen abi. 7 lira. Ha bak abi, biliyor ablam biliyor. Zaten fiyatından da anlaşılıyor abi ya. Hangisi güzelse. Memleket nere abisi? Memleket Bursa abi bizim. Bursa. Ben Endonezya alayım. Endonezya. Evet. Ön sıradaki ner 5. Abi ilk kez gördüm ya böyle küçük demet halinde satıldığını. Ama bak bence İka şunlar daha sulu, daha eski limon ya. Tamam o zaman bir de olur. Bundan da alabiliriz yani. Tamam. Tamam bir tane alalım. Şu bir tane bak, bu daha iyi yani. Tamam. Biz iki tane böyle eski limon alalım abi. Tamam abim benim. Tamamdır. Ne yaptı? 10 lira. Yeğenim, kilo da var sarımsak. Ha ne kadar kilo? 40 lira, bu 50 lira. Kastamonu ama bizim. Taşköprü mü? Hakiki. Sarımsak verelim mi abisi? Tamam. Hangisi 40'lıkta abi? Bak şu bir küçüğü, bir büyüğü yani bak. Salabilirsin. Şu mu? Ha, tamam. Kembel bir sarımsak. Tamam, 250 gram alalım o zaman ondan ya. Bekli gelirsin buraya yani. Tamamdır abi. Ver bakalım 250 gram. Tamam oluyor abisi. Ha, tamam oluyor, ondan söyledim zaten. Aynen abi.
Çok bak çok. Ama o ben istemiyorum o. Saçları. O var yani. Ne, salkımları mı? Böyle daha güzel olur bu. Ya o değil. Öteki saç tarafların bak, diyor. Onu koparız. Yani tartalım, koparız onu. Fotoğraf mı çekiyor, videoya mı alıyor? Video çekiyor abi bu. Video. Adam. Tamam. Tamam. Teşekkür ederiz abi. Kolay gelsin. Onu poşette bırakmayın. Hayırlı günler. Poşette ha. Bırakmayın. Daha sağlam olur. Tamam. Tamam. Eyvallah abi. Kolay gelsin. Fıçrino. Armut mu? Evet. Sen dedin ya sarımsağı sapları kopar diye. Adamı gördün. Tarttıktan sonra kopardı. Aslında tartmadan önce. Çünkü soğan, sarımsağın orası yenmez ki. Ya anladım, bu tarz şeyler pazarlarda çok oluyor yani, dikkat edeceksin. Ama aslında ben demek istiyorum, olmaz mı orada? Aslında tarttıktan önce. Ya aslında demen lazım. Tabii ki dedin de zaten. Ama adam tartayım ondan sonra koparırım dedi. Aslında ya bilmiyorum yani. Tüm sarımsakçılar öyle mi yapıyor da. Yani bilmiyorum, bana çok doğru gibi gelmedi. Neyse. Evet, yorumu size bırakıyoruz arkadaşlar. Sarımsakçının yaptığı doğru muydu değil miydi? Bir daha taze. Evet, seçtirmiyor, kendi veriyor. Çok almayalım ha. 1 kilo yeterli. 1 kilo yeterli. 5 tane. 5 tane. Yok. Ne? 1 kilo yeterli abi bize. 1 kilo yeterli mi? Yeter. Burada da aynı. Evet. Yani burası çok ucuz arkadaşlar. Sen öyle sebiliyor musun? Çok pahalı. Belki 15 lira, 20 lira. Abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Şimdi balık enes. Sen basketbol alacaksın mı? Alacağım. Ne alacaksın? Ne istiyorsan alalım. Ben sadece... Senin canın bir şey çekiyor mu? Karpuz kavun var evde, bir de armut benim için yeterli. Armutçu da gördüm, seçtirmedi. Biz kendimiz koyuyoruz dedi. Evet. Ama sen hatırlıyor musun? Van'da biz her yerde kendimiz seçiyorduk. Evet. Her yerde. Evet. Ha, kimse hayır abi seçtirmiyoruz demiyordu. Herkes evet, istediğini evet, seçiyordu. Evet. Orası çok daha iyi aslında. Ben Ergis'i özledim. E tamam, gideceğiz ya zaten yakında. Tamam. Sence armutçu seçtirmedi ya. Doğru muydu yaptığı? Doğru. Neden? Ne doğru? Bence yanlış değil. Biz kendimiz seçebilmeliyiz ama şu süreçte doğru değil. Yani şu koronavirüs süreci var ya. O yüzden şimdi elleyip bırakmak doğru değil. Doğru. Hani evet. Herkesin dikkat etmesi lazım yani. Zaten yeni kural öyle. Evet. Şu anda dokunmamamız lazım. Doğru. Ama herkes dokunuyor. Gider gitmez ellerimizi bir yere sürmeden yıkamamız lazım. Abi ben bir tane gördüm. Anne seviyor ya. Pırasa. Alalım mı? Pırasa mı? Ha? Alalım. Ne kadar abi bunlar? Abi kendini doldurmuyorum. Ne kadar alırsan al ya. Yok, 30 lira mı kilo? Aha. Az önce aldık, pahalıya aldık ya. Bilseydik senden alırdık. Oğlum ben nasip ya. Nasip. Nasip doğru. Burası daha ucuz. Bak daha ucuzmuş. Bir de güzel de sarımsak. Bak, biraz daha gezmek bu lazımmış. Da baksana. 5 tane. Evet, 5 tane 5 lira. Bu da ucuz. Bu da daha uygun evet. Abi, az önceki kilelerdekiler 1 liraya geliyor. Biz aldık çıktı. Yani. Valla bizi aldık, daha pahalı aldık ya abi ya. Sen daha uygun veriyormuşsun. Rast gelsin abi. Bak bunlar 3 lira olur çoğunlukla. Abi diyor ki bak bunlar 3 lira olur diye. Bizim aldığımız zaten böyle bir şeydi. 5 lira evet. Belki daha da küçüktü. Evet yani. Ne demek? Daha iyi gezmek lazım. Önce her yeri gezmek lazım. Bir de abi akşam pazar denen bir şey var değil mi? Akşam. Onunla alakası yok. Biz sabahtan beri aynı. Ha yok. Bir de akşam pazarında biraz daha ucuzluyor sanki değil mi? Gider ayak. Abi şöyle bir şey. Mal ucuzlamaz. Ha. Başka bir şeyler. Adam kalmasın diye domates, momatsiz. Ha. Bazı şeyler gıt olursa ucuzlar. Ha anladım. Şey bol olursa. Bol olursa doğru. Kolay gelsin abi. Rast gelsin. Tamam. Ne kadar bu? 5 lira. Ama pırasayı bilmiyorum. Kalın olanlarını mı almak lazım? Ay, ben bilmiyorum. Annem biliyor ama. Pırasa nasıl alınır abi? Kalın olanı mı alınır? O ideal. İnce olanı mı alınır yoksa? Güzel. Bu güzelmiş, tamam abiye güvenelim. O zaman iki tane mi alalım? Yok bu demet zaten böyle. Bir demet. Yok. Bir tane daha alayım diyor. Tamam al o zaman, al bir tane daha al. Sen seviyor musun? Anneme al bir tane daha. Benim çok aram yoksa pırasayla. Antalya'da bir tane ada var biliyor musun sen? Ne ada? Pırasa adası var. Aa! Adada kendiliğinden doğal pırasa yetişiyor her yerde. Mi? Evet. Yabani pırasa mı abi? Güzel mi oluyor? Kesin bir tane. Evet öyle daha iyi. Böyle kesmesen daha güzel olur. Direkt arabaya koy dikine. E tamam olayı. Bir tane ne kadar? 10 lira. İkisi 10 lira mı? Evet.
Kolay gelsin. Kolay gelsin abi, hayırlı işler. Üzüm bakalım mı üzüm? Evde var üzüm. Bak bunlar çok tatlı üzüm oluyor. Ama, ben ama daha böyle büyük taneli olanlar var ya, biraz daha şeker az, onları daha çok seviyorum ben. Ama ben çekirdeksiz seviyorum. Tamam bak, çekirdek yok diyor zaten bak. Çekirdek yok buna da. Ha. İstiyorsan alalım yani sana. Bak kopar diyor, dene. Teşekkür ederim, denemeyeceğim. 10 lira 10 lira abi. Alalım mı çilek, ne diyor? Yani yarım kilo alalım. Kutu var mı abi, kutu? Var var. Tamam, yarım kilo alalım abi biz ya. Tamam abi. İki kutu yap, bir kilo alalım. Teşekkür et abi, kolay gelsin. Ama kiraz da alabiliriz. Ama ya, kiraz yeter, ben çok yedim. Çok kırmızı yani. Kiraz eğer böyle aşırı kırmızı olunca, hı-hı, çok şekerli oluyor. Ben öyle sevmiyorum. Böyle kiraz dediğim biraz sert olacak. Açık kırmızı. Evet. Napolyon olacak. Kiraz Bursa'da meşhurdur. Ben Bursa'nın çok köylerinde. Yedim ya. Geçen köyden yeter artık yani. Tamam. Bu zaten zamanı geçti onun ya. Büyük olan üzüm var ya. Bak şu. Onları daha fazla seviyorum. Daha güzel oluyor. Çekirdek var mı? Daha az. Şunu alabilir miyiz abi ya? Şu salkımı. Çekirdek var mı? Tek tük var abi. Yeter mi bu? Yeter abi. Çekirdek var mı senin? Var mı lan? Var. Ya da tamam, şu salkımı da ekleyelim ya. Şunu mu? He şunu. Arkadaşlar az önceki sarımsakçının yanından geçerken, sarımsakçı biraz içkiyatı çıktı. Yanından geçerken bize tekrar seslendi. Sizden az para almışız dedi. Biraz daha verin dedi. İka da itiraz etti. Hayır dedi, biz 40'lık sarımsak aldık dedi. Evet. Yani bak işte doğrudan bizzat yaşıyoruz böyle şeyleri. Hakikaten yani dikkat etmek lazım. Yani o yüzden ölçerken, tartarken çok dikkat edeceğiz. Ben zaten özellikle 40'lıktan alayım dedim, değil mi? Ben adım 41'lıkken. Evet, adam da tamam oluyor dedi. Sonra çeyrek, eksik almışız yani falan dedi. Aynen. Hadi balık bulalım mı be? Kupra balığı var burada. Tazeliği nasıl belli oluyor biliyor musun? Biliyorum, sen bana söyledin. Ha, nasıl? Gözleri bak. Gözleri cam gibi olacak böyle. Evet. Bakalım. Yani bayat değil. Çok da taze değil ama idare eder. Böyle bastıracaksın. Basılı kalıyorsa o bayattır ama bu tam öyle değil yani. Orta. Tazeliği orta. Abiyle pazarlığımızda yaptık. 30'a yaparım dedi. 3 tane alalım abi. Bir şunu alalım. Bir şunu alalım abi. 3'ünü alalım abi. Temizleyelim mi? Temizleyelim abi, sana zahmet. Ne bu çıkacağız? 45. Tamam. Tam balık sezonu açılmadı. 1 Eylül'de yasaklar kalkıyor. Tüm balıkçılar denize açılıyor. Bak. Değil mi? Burası komple balık dolu ya. Komple bak, balık tezgahı oluyor. Bak burası boş bak. Şunları bir gördün. Çeşit çeşit balık olacak burada. Tabii biz de burada olacağız inşallah. Palamut var mı? Var. Palamut şimdi de var zaten. Bak var mıydı az önce? Ha bak, orada palamut var zaten de. Ben çok sevmiyorum palamut. Bize göre palamut. He. Tabii canım, herkesin ağız tadı farklı. Evet. Pul soyma bıçakları varmış abi ya. Onlarla daha kolay oluyor aslında. Kullanmıyorsunuz mu siz? Yok. Böyle iki taraflı, böyle tırtıklı. Onu hiç görmedim. Siz yapa yapa alışmışsınız tabii. Elinize alışmış. Nerenin çuprası abi bu? Bu ayvalık tarafından geliyor. Ayvalık mı? Evet. Bak ben de tam geçen hafta ayvalıkta çupra vurdum ha. Vurdunuz mu? He. Zıpkın avcısıyım ben. Denize dalıyor. He, dalıyoruz abi. Çupra vurdum iki tane. Bir tanesi kaçtı da bir tanesini aldım. Tüp kullanıyorsunuz mu? Yok yok, tüple çok yasak. Aa. Tabii canım, ben tüple aşağı girsem. Yapma ya. Tabii canım, balık bırakmam ben aşağıda. Tüple yasak yani. Ama kaçak yapıyorlardır. Ya kaçak yapan vardır da o aynı zamanda çok riskli yani. Niye? Vurgun yeme ihtimalim var yani. Kanına karışıyor böyle, azot nitrojene dönüşüyor falan. O bayağı sıkıntılı bir iş. Fazla duruma gelme. Yok, çok riskli. Nefesini yedik mi lan? Öyle. Ya biz spor amaçlı yapıyoruz. Aşağı inersin, nefesini tutarsın, çıkarsın. Kaç dakika çıkarsın durabiliyor içeride? Ya 10 metre derinlikte aşağı yukarı performansım yerindeyse bir dakika dururum yani. Bir dakika durarsın. Hı hı. Bayağı duruyorsun ya. 10 metre derinlikte daha çok duranlar da var tabii de. Ben şu an çok sık alışamadığımdan dolayı. Beyni oksijen gitmedikçe bu sefer hücreler ölüyormuş. Ölür. Öyle doğru. Şey var, var var. Şu diğer poşete ben koyayım abi de. Tutma yeri burası, balıklı oluyor ya ondan dolayı. Kolay gelsin abi, hayırlı işler, Allah'a emanet. Kendinize iyi bakın. Eyvallah. Tamam, bitti. Bitti mi? Evet. Aa, bu kadar mıydı? Evet. E tamam, hadi gidelim o zaman. Hadi hesaplayalım. Gidelim, hesaplayalım bakalım kaç tuttu, merak ettim. Daha önceki kat ya, unuttum ben ya. Aşağı yukarı 100'du. Evet. Evet bak, şu giden az önce bizim takipçimizmiş, evet, değil mi? Bizi uzun süredir takip ediyormuş. Yeni video böyle izledi. Halimizi hatımızı sordu. Maşallah. Allah razı olsun. Şimdi annem şeftali istemişti. Bir de tamam, şeftali alalım anneme. Tamam. En kaliteli hangisi be? Bunlardır abi. Bunlar mı? Bunlar. Biraz sert duruyor ama.
Sen duruyor abi, bunlar sabah toplandı. Allah Allah. Aynen. Tamam, sana güveniyoruz abla. Güzellerinden koy bakalım. 2 kilo koy. Dolaba koyma, tamam mı? Dışarıda bekle. Dışarıda dursun. Yarına yumuşar bu ya. Bugün toplandığı için. Tamam. Hangi kanal? Enes ve İka. YouTube'da ha. Biz de çek biraz. Patates almadık. Patates alsaydık çekerdik ya. Alıyormuş bir yap. Narlıdere'den aldı. Şeftalinin kralı. Narlıdere neredeydi be? Kestel'de. Ha, Kestel'de. Şuradan al abla. Cuma saatinde gelen mal abi. Bu domates nerenin domatesi? O abi pembe domates abi. Kalabalık şey. Tatlı olur abi. İka bak, bizim köyde vardı. Böyle pembe domates var ya. Ya inanılmaz lezzetliydi. Ben öylesini yemedim yani başka bir yerde. Kolay gelsin abi. Hayırlı işler. Rastgele. Eyvallah. Beyiniz olmuyor çok. Aynen güzel. Allah bağışlasın. Sağ olun. Allah razı olsun. Enes'e ben hatırladım. Hatırladınız. Karşı komşu değil miydi abla? Enes küçük. Benim kız var. Ha. Dövüyor. Bizim eski komşu anne bu. Öyle mi? Tabii. Kaç sene böyle birlikte oturduk. Siz nasılsınız abla? Dövüyordu benim kızı. Ben Enes'e kızıyordum. Eyvah. Enes dövme. Dövüyormuş işte, eskiden bak şımarıkmışız, gördün mü? çok şımarıktı. Eyvah, bak çocukluğumu dinle abladan. Evet, çok biliyorum onu. Eyvah. Benim Enes, sen ne yapıyorsun? İyi, çok şükür hamdolsun abla. Biz de pazara gittik, böyle video çekiyorduk işte. Siz nasılsınız abla, iyisiniz? İyi, çok şükür valla. Sağlığınız, saatiniz yerinde. İyi diyelim, iyi olalım. Allah iyilik versin. Valla biz de çalışıyoruz. Allah iyilik versin. Ben de pazara geleyim dedim. Pazar diyeyim. Ben de şurada oturuyorum zaten. Siz taşındıktan sonradan bu yana hep orada mı oturuyorsunuz? Yok. Cadde boyunda oturdum mu sizin? Ha, doğru. Arka caddede oturdunuz sonra. Orada oturdum. Sonra buraya mı geldiniz? Sonra yok. Kanal boyuna gittim. O maşallah. Bayağı gezmişsiniz abla ya. Aynen. Ev olmayınca ki. Doğru. Doğru vallahi ya. Sonra buraya geldim. 5-6 yıldır da buradayım. Nasipse evimiz olursa. İnşallah. Allah nasip etsin. Herkese Allah nasip etsin inşallah. Etsin, ha, geç abla, geç. En başı sağlık. Senin adına benim Eka mıydı? Ha, İka. İka efendim. Memleket güzel, beğendin. Beğendim. Kaynana çok iyi seni. Senin kaynana çok iyi. Çok ben severim İka ablayı. Babası da çok iyi, kayınpeder de çok iyi. Ben onu da çok severim. Bunlar hep bizim elimizde büyüdü, küçüklerdi. Biliyor musun? Hepsi kocaman oğlular. Ablası var bunun. Evet. Kız kardeşi daha var. İki tane var. Küçük, o da küçüktü. O da büyümüş, o da evlendi herhalde. Öyle, o da evlendi. Ha. Enes olduğuna göre, bu evlendiğine göre, o da evlendi. Doğru valla abla. İyi, bebeğiniz de büyüsün. Ha, büyüyor çok şükür abla. Amin inşallah. Size selam söyleyin ailenize. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. 100 lira. Tamam. Tamam. Hesapla bakalım. 100. Bu ne kadar? 8. Bilmiyorum ki. 8 lira kadar. Çilek 10 lira. 8 lira. Çilek 10 lira. 18. Şeftali mi? 12 lira. 30. 30. 3 lira. 43. Pon ve sarımsak ne kadar yani? Sarımsak 10. Limon da 10. 20. 163. He? 163. Evet. Ne aldın size önce 33 ki? 43. Ha, 43. Ha. Evet, az 3 doğru. 45 de o. 208. Bu kadar ne kadar? Bu kadar mı? Yok mu başka? Yok. Aa. Bu kadar 200 lira size bol böyle. Ha. Ama bence eskiden belki sadece 100 lira bu kadar. Ha? Tabii canım. Eskiden 100 lira yani, 200 sene önce 100 liraya bunları çok rahat alırdın yani. Evet. Ama sen bayağı bir alınacak var dedin ya, ben o yüzden 500 çektim yani. Alınacakların hepsini aldık, 200 lira tuttu. Evet. O zaman 300 lira bize kaldı, Allah bereket versin. Amin, benim bana kaldı. Tamam, hadi senin olsun. Tamam. Faturaları ödersin onunla. Tamam arkadaşlar. Evet arkadaşlar, izlemediyseniz daha önceki video market alışveriş yaptık. Yukarı link var, tamam mı? Tecrübem yettiğince pazarda hani dikkat edilmesi gereken bazı şeylere değindim. Üçkağıtçıların yanında işini gerçekten hakkıyla düzgün helalinden yapan da birçok pazarcı kardeşimiz var. Tabi bütün pazarcılar kesinlikle aynı değil. O yüzden biz bazı konularda neye dikkat etmeniz gerekiyorsa onları söyledik. Bir kusurumuz olduysa, sürçülisan ettiysek affedin arkadaşlar. Siz de pazarla ilgili tecrübelerinizi lütfen yorumlara yazın. Sonraki videolarda da çok güzel video olacak arkadaşlar. O yüzden bizi takip edin. Abone olun, tamam mı? Evet arkadaş, abone olun lütfen. Evet, abone bedava çünkü, tamam mı? Bir sonraki videoda görüşürüz. Selamünaleyküm. Hadi gidelim efendim.